Şimdi biz burada şiddete dönük herhangi bir cümle edemeyiz. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Benim yazarlık hayatımın da en baş köşesine yaşar. Şiddete dönük, eyleme dönük. Hiçbir şeyi övmem ve desteklemem. Ama pasif ama direniş böyle, metodu. Böyle yani uzaktan baktığın zaman demek ki gençlerin de damarı kamarıyor, duramıyorlar. Herkes bizim gibi de, belki de onların yaptığı doğru. Belki de hepimiz öyle yapmalıyız. Yani bunları da bilemiyorum. Ama bir şey, tabii bir büyük oy var. Buna şey yapıyorum, bir büyük oy var, bir büyük şey var. Kurumsuz da olsa, güçsüz gibi de görünse de böyle geniş bir şey var. Tabii ki tek umudumuz bunlar. Bu küçük küçük direnişler, değil mi? Böyle Hasan Tahsin var direnişlerde, evet. Bize güç veriyor. Bunu da söylemek zorundayız. Evet, bunlar da var. Ama yani bunlar çok şey değil. Bunlar belki de bizlerin birbirimizi kandırmaca şeyleri, fragman dedikleri, kısa parça, özet şeyler yani. Tabii yani şimdi halkımız %67 Urfa'dan, Erzurum'dan bu kadar oy çıkıyorsa bize de şey yapıyordur yani ekran başından. Yani ne diyor bu insanlar diye diyor. Bize de gülüyordur. Öyle ama gelen mesajlar öyle değil. Çok da umutlu insanlarımız ya bunlar var. Bunlar o %67 oy da yalan değil. %50 oylar da tabii batıdan gelince %50 ile dengeleniyorlar. Ben 3-4 tane şehri söylüyorum. Bir aklım almıyor. Şimdi oradan da bakıp bize ya işte bu bunlar da işte böyle diyor. Ne şey yapıyor. Ya bizim onları ikna etmek için, onları bu zor günde ikna etmek için kurduğumuz cümlelerle, fıkralarla, değil mi? Buradaki çırpınışlarımızla inanın belki de işlerinde dalga geçenler var bizimle. Ya işte falan diye. İki tane Bektaşi yolda gidiyor. Giderken bir tanesi bir hocayla karşılaşmış. Hoca buna başlamış. Öbürü de ayrılmış. İleride buluşuruz falan diye. Hoca buna işte içki içmek şöyle günahkarlıktır, bilmem ne şöyle günahkarlıktır diye propaganda yapıyor ama çok sert propaganda yapıyor. Hoca 1.000 liradan da 1.000 su getiriyor. Gidince o arkadaşı da biraz sonra geri dönmüş ki o bıraktığı bektaş arkadaşı hocadan ayrıldıktan sonra bir kayanın dibinde oturmuş ağlıyor. Zırıl zırıl ağlıyor. Demiş ki niye ağlıyorsun demiş. Demiş ya hoca demiş. Hocanın demiş bana demiş, beni demiş inandırmak için demiş çektiği o ızdıraplara ağlıyorum demiş. Yani beni inandıracak ya demiş. 40 dereden 1.000 dereden kız su getirecek. O demiş cümlelerine gülüyor şey ağlıyorum demiş. Yani ne ızdırap çekiyor adam beni inandırmak için. Evet yani biz artık bu bizim şeyimize, biz halkımızda bizi seviyorsa da ya çocuk bak ne de mücadele ediyor falan gibi. İşin gerçeğinde nerede siyasal olarak, sosyal olarak duracağımız yerinde değil, bizim şu anda buradaki ya çok da gayret sarf ediyor çocuklar bak bizi de inandırmak için diye. Böyle bir sinsi gülüşle hissediyorum. Ama bu halkıma da söyleyecek lafım var. Bir gün adamın biri ben peygamberim demiş. Padişahı huzuruna çağırmış. Demiş sen peygambersen demiş. Mucizeni göster. Demiş ki benim mucizem demiş. Göstereceğim demiş ben mucizemi ama önce demiş siz demiş benim bir karnımı doyurun. Mucizeyi de Cebrail gelip söyleyecek ona. Demiş işte önce bir karnımı doyurun demiş sonra bakalım demiş Cebrail ne dedi. Bana ne bilgi getirdi. Karnını doyurmuş. Padişah demiş ki hadi söyle bakayım demiş. Cebrail ne getirdi demiş. Vallahi Cebrail dedi ki bana karnını doyurdun demiş. Artık otur oturdun yerde. Evet. Şimdi halkımıza da benim buradan söyleyeceğim budur. Siz sırf karnınızı doyurdunuz. Hayır, artık oturun oturduğunuz yerde. Bu iş çok büyük bir savunmaya, çok büyük bir kavgaya doğru gidiyor. %25'iz, %5'iz, %10'uz. Şimdiye kadar verdiğimiz kavga da bir hukuk kavgasıdır. Gençlerden görüyoruz, başka yerlerde görüyoruz. Bu iş başka yöre doğru gidiyor. Türkiye'yi hem savaşın içine sokacaksın, hem eyaletlere böleceksin. Hem ekonomileri böyle sıcak paralar, bizim olmayan paraları basacaksın. Bir yüzlerce subayı içeri atacaksın. Siz yediniz, içtiniz, o makarnaları yediniz, oturun oturduğunuz yerde. Artık bu ülkede neyse, başka bir tarif, başka bir fikir oluşuyor.